Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysse şedidi bir surra. Pehlivan güreşte hasmını yenen değil. Ama hakiki pehlivan yiğit, öfkelendiği zaman, kızdığı zaman nefsini yenen adamdır. Hak neyse duracaksın. Birisine öfken, birisini sevmemen, birisine kinin seni yanlışa sürüklememeli. Doğruyu yapmalısın. Dinin emri, şeriatın emri neyse ondan çıkmamalısın. Birisi sana kötülük yaptı. Hakikaten kızdırdı ve kızmayı hak etti yani. Ama buna rağmen sen yoldan çıkmayacaksın. En azından bu var yani. Nezid eşrafından ve müellefe-i kuluptan iki adam var. Efendim, Uyeyne bin Hasan ve Akra bin Habis. Bunlar peygamberimize de gelmişler. Kaba saba Nezid'in bedevilerinden ulu orta laflar söylemişler. Peygamberimiz bunların şerrinden emin olmak için müellefe-i kulüpte para verirdi. Müslüman olmadan önce de bunlara biraz para verirdi. Biliyorsunuz zekatı harcama yollarından birisi müellefe-i kulüptür. Hazreti Ömer kendi devrinde dedi ki peygamberimiz zamanında bu gavurlara muhtaçtık. Bazıları da münafıktı biliyorduk ama muhtaçtık. Sesimizi çıkartmıyorduk. Selamet için insandı. Ama bugün onlara hiç ihtiyacımız yok. Kafalarını kaldırsa indirmesine de gücümüz yeter. Öyleyse niye bunlara müellefe-i kulüp diyerek para veriyorum? Vermiyoruz artık dedi. Ve müellefe-i kulüp bahsini kapattı. Şimdi bunların paraları kesilince tabi öfkelendiler. Bunlardan Uyeyne bin Hasan Medine'ye geldi. Medine'de de bir yeğeni var. Hur İbni Kays. Ve Hazreti Ömer Efendimiz'in sevdiği güzel bir genç. Meclisinde bulundurduğu bir genç. Bunu Uyeyne bildiği için yeğenine dedi ki duyduğuma göre senin Hazreti Ömer'in yanında, devlet başkanı, halifenin yanında bir yerin varmış, sözün dinleniyormuş, bana bir randevu al dedi. Peki dedi o da. Aldı götürdü ona. Bu yayına Hazreti Ömer'le karşılaşınca dedi ki, ey Ömer, bize ne bol bir dünyalık veriyorsun, ne de aramızda adaletle hükmediyorsun. Peygamberin verdiği müellefe-i kulübü de kesiyorsun. Hazreti Ömer bu. Hak adına kızar yani. Sana Müslümanların ihtiyacı kalmamış ki. Canın istiyorsa Müslüman olursun, canın istiyorsa kafir olursun, karşılığını bulursun yani. Öfkelendi haliyle Hazreti Ömer ve hışımla yerinden kalktı. Üzerine doğru yürüdü. Tepeleyecekti anlaşılan. Bu ağzına geleni konuşan, sözünü bilmeyen, saygısız saygısız devlet başkanında onu hakaret eden adama haddini bilmek gerekiyordu. Bakıyor böyle Hur İbni Kays, ne de olsa akrabası, Hazreti Ömer'in de hışımla kalkıp onu tepeleyeceğini görünce diyor ki, ya Resulallah, estağfurullah, ya Ömer, ya Emirel Müminin, ey Müslümanların halifesi, devlet başkanı, Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimize buyurdu ki, huzil abbe, abbe al, ve'mur bil örf, iyiliği emret, ve'ariz anil cahilin, cahillerden yüz çevir buyurdu. Bu Uyeyne de cahillerden birisidir. Allah Allah. Hazreti Ömer ayeti işitir işitmez zınkada yerinde durdu. Sanki ayaklarına çivi çakılmıştı. Bir adım bile atmadı. Ayet karşısında Müslümanın tavrı budur. Ayet neyse odur yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh
Kur'an-ı Kerim'i çok iyi anlar ve yer yerde onun görüşüyle Kur'an'ın görüşü mutabakat halinde olan, dolayısıyla bu yüzden Peygamberimizden Furkan adını alan insandır. Hak ile batılı ayıran insan. Değerli kardeşler, ayeti işittiğimiz zaman orada zınkada durmalıyız. وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Bir ayet öncesini okuyalım isterseniz. Ya eyyühellezine amel, ey imedenler, ati'ullah, Allah'a kayıtsız şartsız itaat edin. Ve ati'ur Resul, Resulullah'a kayıtsız şartsız itaat edin. Ati'ullah ve Resulullah ve la tevellev anhu, ondan asla yüz çevirmeyin ve entüm tesbahun işittiğiniz halde. Ve la tekunu kellezine, şu adamlar gibi olmayın. Kim onlar? Kalu semine, işittik derler, duyduk derler. Ve hümle yasbahun, işitmemişlerdir. Kulakları var, işitiyor ama yok hükmünde. Hakkı işitmiyor çünkü. Bu Müslüman tavrı değil. Bu Yahudi tavrıdır. Bu tanı tanımaz tavrıdır. Allah Celle Celaluhu ayetleri karşısında zınkada durma ve ne diyorsa onu yapma hususunda bizlere muvaffak eylesin. Ahlakımızı güzelleştirsin. Allah bize güzel ahlak ile kötü ahlakın bir olmadığını, İyi ahlakın neler, kötü ahlakın neler olduğunu güzel güzel kitabında anlatıyor. Peygamberimiz de Allah'ın ahlakıyla ahlaklarını buyuruyor. Kötü huylarımızı güzel huylarla, iyi huylarla değiştirmemiz lazım. Ahlakın en güzeli de hilimdir. Yani intikam almaya gücü yettiği halde öfkesini yutarak intikam almayıp affetmek ve hoşgörülü davranmaktır. Zordur evet ama başarmamız lazım. Değerli kardeşlerim, birbirimize dua edelim. Bu güzel huydan bizden nasiplenelim inşallah. Hoşça kalın ve selam.